Gençler Birliği, Sivas Spor, Beşiktaş, Rize Spor, Gaziantep, Başakşehir, Trabzon. Evet. Şimdi az önce okuduk ya, ya hakikaten inanılmaz zor ya. Sivas deplasman, Rize deplasman, Başakşehir deplasman, içeride Beşiktaş, Trabzon. Bak tek tek baktığında, ha şunu söyleyeyim. Sivas deplasmanında Galatasaray favori. Yani ama ne kadar favori? Sürdirek favori değil tabii ki. Hı hı. Rize deplasmanında da aynı şekilde. Başakşehir deplasmanında da ben Beşiktaş, Galatasaray, bu oyunla, Kadıköy'deki oyunla her maçta favori olduğunu Volkan düşünüyorum. Fakat hepsi zorluk derecesi çok yüksek maçlar. Sen öyle, bak, öyle bir bak sana şeyler. Beşiktaş yener mi Galatasaray TT Arena'da? Beşiktaş'ın geçmiş dönemde kafam, hafızamı zorluyorum. İbrahim Üzülmez'e kadar gittim şu an. Var mı ondan sonra? Olur mu? Var, İki tabii. Sene üst üste kazandı Beşiktaş. Kazandı. Aa şampiyon, doğru, şampiyon oldu. Pardon. Farz et 20 sene yerim yenilmesin. Ya Talişka var. Her şey 1-2 var. Sergen Yalçın var. Korkmadan atak futbolunu seven, hücum futbolunu seven. İki maçtır. Son kaybetmekten iki maçtır, korkmayan. Kaybetmekten ama korkmayan. Yenildiği zaman da alkışlanan bir takım var. Beşiktaş'ı da konuşacağız. Ama senin şu andaki o fikstür bakış açına şöyle bir hemen aklıma bir şey geldi. Ben her gün fikstür inceliyorum. Sadece Galatasaray'ından değil. Başakşehir, Sivas ve Trabzonspor maçının takımlarına bakalım. Yapıyor musun? Hepsinin hesabını yapıyorum. Sezon sonunda oluyor. Her takımın da puan kaybetme şansı var. En az puan kaybeden diyorum. Şu an Galatasaray'ın evet baktığın zaman 7-7 yapmış. Burada Galatasaray 7'de 5 de yapabilir. Sezonun kalanını kafanda oynadın mı? Hepsini oynadım. Serdar. Ne oldu? Merak ediyoruz. Trabzon'u biraz önde görüyorum. Çünkü bak biraz sonra diğer maçları da konuşacağız. Galatasaray'ın şurada... Bu arada Trabzonspor'un fikstürü de sanırım elimizde var. Az sonra bakarız şampiyonluk yarışında bu iki takımın mı öne çıktığını düşünüyorsunuz? Yok. Ben hala Sivas Spor'un da Başakşehir'in de bu yarışta son 3 haftaya kadar gideceklerine inanıyorum. Son 3 haftaya kadar. Şampiyon son 3 hafta belli olur. Kıyasa bir mücadele olur. Sivas Spor'un da bu haftaki Ankara Gücü maçında alacağı puan ya da puanlar o yarıştaki şeyini belirleyecek. Son 3 haftaya kalır gibi gözüküyor. Ben son 3 hafta... Ben artık eskisi kadar iddialı bulmuyorum. En başta onu söyleyeyim. Alanya Spor'un da özellikle büyük takımlara karşı olan performansı çok iyi. Ama kendisinden daha zayıf takımlara karşı, örneğin Gençler Birliği, daha zayıf ve ya da gerekli hücumu, gerekli oyunu force etme durumunu yapamadığını düşünüyorum. Bu arada Alanya Spor'un zaten zirveden 7 puan uzakta olduğunu belirtiyoruz. Evet, puan dezavantajı da var, aynen öyle. Bu nedenle Alanya Spor'u da bir kenara koyuyorum. Başakşehir, hep söylüyorum, Başakşehir belki de şu an bu şampiyon adayları arasında en başarılı takım. Hani 5 yıldır üst üste şampiyonluğu oynayan başka bir takım yok. 4 takım koptu diyebiliyor musun ligin diğer ekiplerinden? 4'ün altındaki 4 mü? Yok, daha erken. Birkaç hafta sonra bunu söyleyeyim. Bence 3. Birkaç hafta sonra olabilir. Bence ben de Serdar'la aynı fikirdeyim. Kopmaya ben de katılmıyorum. Daha erken. 4 takım son 3 haftaya kadar yarışırlar. Fenerbahçe 4 hafta üst üste maç kazansın, Fenerbahçe'yi de şampiyon adayı sayarsın. Şu anda çok memorize durumda, o ayrı bir şey. Galatasaray maçını kazanmış olsaydı, bak ben hep söyledim, sana da daha önceki yayından da söyleyeyim. Galatasaray maçını Fener kazanmış olsaydı şampiyonluktaki favorim Fenerbahçe'ydi. Fikstür avantajı olarak baktığın zaman şu andaki Fenerbahçe'nin fikstürü hepsinden daha iyi. Fakat demoralize olmuş Fenerbahçe var. Sanki düğüm Türk Telekom'daki Galatasaray-Trabzon maçıyla çözülecek gibi. Oraya kadar gidecek iş gibi geliyor bana. Ben Serdar'la aynı fikirdeyim. 4 takımın son 3 haftaya kadar şampiyonları götüreceğini düşünüyorum. Ve çok 4 takım Sivas'la dahil. Ben Sivas'ı da koyuyorum. Bu Ankara Gücü maçı önemli. Eğer Ankara deplasmanından Sivas 3 puanla dönerse son 3 haftaya kadar yarışın içinde olur. Bunu bırakmaz. Ankara Gücü kaybetti ama kötü oynamadı. Dikkatinizi çekiyor. Ankara Gücü Fenerbahçe maçında da iyi oynadı. İyi kadro yaptı. İyi transferler yaptılar. Ama yeniden söylüyorum, bu yarışı sadece Galatasaray Trabzon üzerinden görmeyeceğiz. Son 3 haftaya kadar Sivas Spor'da, Başakşehir'de bu yarışta olacak ve her takımda puan kaybedecek. Başakşehir de son dakikada kazandı ama bayağı pozisyon var. Sonlardaki takımların durumları, burada, onlar belirleyici burada, olacak. Burada belirleyici aşağıda olarak, çok takım var. Burada işte bir tanesi mesela Fenerbahçe oynadı, Ankara Gücü. Serdar, burada, gördük. Bu burada, altlardaki takımların, takımdan oynanacak maçlar biraz şampiyonluğu burada belirleyici olacak. En önemli etkenlerden bir tanesi hakemler. Özellikle son 7-8 haftada hakemlerin gösteriyor. Bak bu hafta mesela hakem hatası hiç konuşmadık. Çok güzel bir hafta geçirdik. Fenerbahçe maçında ufak tefek hatalar vardı. Var, kritik bir hata Beşiktaş, var. Beşiktaş-Trabzon. Trabzon maçında bence Sörlot'un golünden önce faul var. Bence yok. Çoğunluk yok. Bence yok. Hatta bazı hakem yorumcuları da fikrini değiştirdi. Farklı açılardan seyredildi. Ben o maçın o pozisyonu... Ben Onyekuru pozisyonunda penaltı olmadığını düşünüyorum. Şunu belirtmek istiyorum. Trabzonspor o faulle kazandı diyemeyiz. Beşiktaş da o faulle yenildi. Şunu belirttim. Bak çok önemli bu. Arada kaynamasın. Yani o faul yüzünden kazandı veya Beşiktaş o faul yüzünden kaybettiği durum söz konusu değil. Sen zaten 90. dakikaya kadar 2-1 öndeydin. Çok da iyi oynadın. O çok farklı. Oraya da geleceğiz de. Ama
Yine de geçmiş haftalara göre daha minimum seviyede hakem hatası oldu. Onu bu hafta bana göre, bak haftalardır tüm takımları içine koyuyorum. Sadece Beşiktaş, Trabzon, Fener, Galatasaray değil. Hakem hatası hiç konuşmayan bir haftaydı bu hafta bence. Ya bundan sonra da konuşmayalım. İnşallah konuşmayalım. Belirleyici falan olmasın. İnşallah bu haftaki gibi performansla devam ettirirler. Ben ona sana katılmıyorum. Ben de sana %100 katılmıyorum. Hani şöyle bunu düşünmeye, bunu dillendirmeye gerek yok diye olarak Türk futbolunda o temizlik yapılmadığı sürece ben sana katılmıyorum. Bu arada temizlik yapalım. Ama yerine ben, ne koyacağız? Sen ben yapamıyoruz. Ya ben mi yöneteceğim maçı mesela? Ben iyi niyetli bakıyorum. Ben gerçekten yönetim, öyle. Bak, sen beni temizlikten kastımı anlamadın. Bak ben, sadece meyakoları düşünmüyorum. Ben iyi niyetli bakıyorum. Bu hafta o tecrübeli hakemler de yok. Hep böyle genç hakemler maçı. Şu Serdar Sarıdağ demek istediğim şey. Hani sürekli olarak MHK'dan yapılan hakem sayımız yetersiz değerlendirmesi söz konusu ya. Hani performanslara da ağırlıklı olarak bakınca evet bir yetersizlik var diye düşünebiliyorsun. Hataları vesaire görünce bazen aslında hata olmayan pozisyonlar hataymış gibi de konuşulabiliyor. Çok uzun zamanlar bu tip şeyler de söz konusu olabiliyor. Ama ben sürekli olarak hakemler üstünden bu işin okunmasını bir futbol sever olarak çok doğru ve mantıklı bulmuyorum. Bu sene mi okunuyor sadece? Her zaman okunuyor işte. Niye okunuyor? Çünkü az önce söylediğim noktaya gireceğim. Sen, bazı doğru kararlar yanlışmış gibi görünüyor. Sen her kurullardaki o temizliği yap. Bu arada medyada dahil buna. Hakemler mükemmel değil. Bak yani. Medyada dahil buna. O zaman hakem konuşulmaz bu ülkede. Bu lafımı unutma. İnan, ama ben bence inanıyorum. Hakem, mesela benim hakemler ülkemde, mi? Benim ülkemde Premier Lig'den çok daha tecrübeli, çok daha deneyimli, çok daha yetenekli hakemler var. Şöyle sorayım ama size. Hakemlerin performansı mı daha belirleyici bir şey? %100 takımların ortaya koyacağı performans mı? Dersen ki eğer hakemlerin bak, performansı daha belirleyici, son o zaman tamam derim. Ben, söyleyecek ben bir şeyim yok. Ben iyi niyetli olarak bakıyorum. Ben bu hafta hakemler için... Ben bak bu hafta bir milattı diyorum. Yani bu hafta çok İnanılmaz az hafta, hakem hatası vardı. Savaş, ve bu hafta kırılma haftaları değil. Serdar. İnşallah. Bak, ben burada... Yani ben öyle burada, bakmak lazım. Tabii ki. Ben burada kardeşime katılıyorum. Burada kopma olmaz. İnşallah abi, bu hafta git. Abi Onye Kuru'nun pozisyonu... Bak, sabaha kadar penaltı. Değil. Bak kesin değil. Abi Sörlot'un pozisyonu... net temiz faal, gol. Net temiz faal. Gol. Bak bunlar hata. Ya o Atiba'yı sırtında... Serdar'ın söylediğin şöyle katılıyorum... Bu maçları hakem üzerinden okumak bu büyük haksızlık. Bu hafta evet. Okunmaz. O ayrı evet, bir durum. Evet Fenerbahçe ama alt adam şimdi diyor ki Ersun yani Yanal. O olumsuzluklara rağmen çok güzel maç yönetti. Abicim bak burada adam bir şey Ersun Yanal diyor ki Trabzon maçı Uğurcan Kuruze pozisyonu. Alanya maçı Mustafa Pek demek. Ankara gücü maçı Sedat Ağaçay. Bu maçta penaltı diyor. 4 maçı üst üste koyuyor adam 10 puan yaptı. Ya bak hep Onyekuru'nun pozisyonunu tartışıyor. Ben de diyorum ki Galatasaray'ı takip eden bir kardeşim, abi neyse işte ya. Ne dersen de o pozisyon penaltı. Niye kimse bana Serdar'a yapılan harekete penaltı? Ben mesela tarafsız bir gözle diyorum ki Serdar'a yapılan hareket Saray için yaptı. Penaltı diyorum mesela. O gözden kaçtı. Top oyundaysa penaltı ama top oyunda mı değil mi tam belli olmuyor görüntüde. Ben o yüzden penaltı neyse, bence penaltı fazla bu hafta fazla hakem konuşmaya gerek yok çünkü. Şu anda hakem hocalarıyla yani. Bizim kadar konuşmuyorlar. Tekrar ediyorum. Yani. Hayır bak tekrar ediyorum. Çok kötü bu hafta Galatasaray hele Fener'in Galatasaray maçını geçmiş haftalara göre daha iyi okumak değil mi? Büyük geçmiş haftalara göre bence bu hafta açık ara liderler. Orada Onyekuru'nun pozisyonunda Jason topa müdahalesi var mı? Var. Bence net peki, penaltı. Peki top çıktıktan sonra hala Onyekuru'ya dokunmasa Onyekuru alabilecek mesafede mi? O pozisyonun orta sahada... Eğer öyleyse Jason'un penal müdahalesi Onyekuru'ya müdahalesi de var. O pozisyonun orta sahada şey faul dahi verilmeyeceğini net düşünüyorum penaltı. Bütün penaltılar bence doğru değil. Bence o derbide. Bence değil. Bence değil. Volkan başından beri görüşünü değiştirmiyor. Biz maçtan sonra da tartıştık. Zaten bizim Volkan'ın görüşünü değiştirme yani... gibi bir derdimiz var mı? Biz çok konuşuyoruz bu arada. Penaltı pozisyonları üzerine bayağı kafa yoruyoruz Volkan. Mustafa Pektemek de penaltı. O kadar söyleyeyim. O da penaltı. O yüzden yani bu haftayı tekrar ediyorum. Galatasaray'ın galibiyetini hakem üzerinden kesinlikle okumam. Ben o zaman... Ama Ersun Yanal da alıyor kağıdı kalemi eline. Diyor ki Trabzon, Alanya, Ankara gücü, Galatasaray 4 maç 10 puan yaptı abi. Tamam. O kağıt kalemi eline alıp bırakıp da 10 puanın yerine Galatasaray maçına konsantre olsaydı, Fatih Terim gibi ev ödevi verseydi ya da burada Jailson'la ısrar etmeseydi haftalarda... Kimi diyorsun? Ersun Yanal diyorum işte o puan yetmeni. Sayın Başkan da maçtan 3 gün önce mi 2 gün önce basın toplantısı yaptı. Saatlerce hakem hataları. Böyle bir maç öncesi bu basın toplantısı da yanlıştı. Ersun Hoca'nın da kağıdı kalemi eline alıp puan hesabı yaptı. O hakem hataları. Ama o ertelenmiş bir basın toplantısı galiba. 3 günde ertelenmiş abi derbiden sonra yapardın. Bütün motivasyonunu kendi takım açısından da bozuldu orada. Yani burada bir takım stratejik hatalar yapıldı. Ben orada Jailson'la
Yani bu kadar ısrarla devam edilmesi, oradaki hakem hatalarından kaybedilen 10 puanı, evet Sedat'ın pozisyonu bana göre de %100 orada faul var.